Bu yeni belediye yasası arkadaşlar mevcutta imkansızlıklar nedeniyle hizmetin gitmesinde zorluk yaşayan bölgelere büyük kolaylıklar getiriyor. Alanımız belki bizim Meram ilçesi olarak 3'e katlıyor yaklaşık. 74 milyon metrekareden 194 milyon metrekarelik bir alana genişliyoruz. Bununla birlikte yükümlülüklerimiz artmakla birlikte gelirlerimiz de tabii ki kanunun el verdiği bir şekilde alan kriteri de işin içine girerek belediyenin gelirlerinin de yaklaşık %75-80 ortalamasıyla artmasına da böyle bir madde yerleştirildi. Tabii bunun yanında bağlanan yerlere hizmetin daha fazla gitmesini sağlamak üzere de kanunda belli maddeler de yerleştirildi. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de sizlerin de dikkatini çekmiştir belki. Bağlanan yerlere, kapanıp da bağlanan yerlere 10 yıl boyunca yatırım bütçesinin, bağlandığı ilçenin yatırım bütçesinin %10'u aktarılacak. Altyapı yatırımları olarak buralara bu hizmetin gitmesi sağlanmış olacak. Oranın mağdur olmaması için. Tabii bu mağduriyet olmaması için kanun çıkmadan öncesinde de işte dediğim gibi 3-4 aydır da çalışmamız bundandı. Buralardaki eksiklikler nelerdir? İlk etapta yapılması gereken, acil olarak yapılması gerekenler nelerdir? Bununla ilgili çalışmalar arkadaşlarımız başladı. Sizlerle de gerekli istişareleri yapılacak ve sizlerin eline bırakılmış olan veya sizlere ulaştırılmış olan bu notların içerisinde de kısa süre içerisinde kanun zaten şunu diyor. Kanun yayınlandığı günden itibaren bir ay içerisinde bu bahsettiğimiz arkadaşlarımızın sizlere iletmiş olduğu maddeleri bizlere iletmeniz gerekiyor. Ki biz bunlarla ilgili olarak çalışmalarımızı yapabilirim. Ekip, ekipman durumu, personel durumu, davalık bir durum varsa, belediye ile veya muhtarlıkla ilgili davalık durumlar varsa bunlarla ilgili konular, bunların hepsi tek tek ilgili birimlerimizde değerlendirilecek ve kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren, 2014'ten itibaren herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin bu çalışmanın sıkıntısız bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarımızı başlatmış olacağız. Bu toplantıdaki en önemli amaç birbirimizle tanışalım. Daire müdür arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız da muhakkak tanışmalar daha önceden var ama muhtar arkadaşlarımız ve değerli belediye başkan arkadaşlarımızla tanışalım. Daha yakın ve sıcak bir temas kuralım. Ve bundan sonraki süreci de inşallah aksamadan en başarılı bir şekilde tamamlayalım arzusudur. Bu dönemde birçok hazırlıkları yapacağız inşallah. Mart 2014 tarihinde yapılacak Meram Belediyesi'nin herhangi bir sorunu olmadan ya da en aza indirerek sorunu birlikte hareket edersek sanıyorum mahalli idareler seçimlerinden sonra da köyümüzde, kasabamızda ciddi bir sorun yaşanmayacaktır. Bazı kanunlarda değişiklik yapan bir kanun adı ama özellikle 30 günlük süre içerisinde hem poşet dosyalar içerisinde de dağıtılan metinler var. Alacak ve borçlarınızı 6 Aralık 2012 tarihinden itibaren bir ay içerisinde Meram Belediyesi'ne bildirmeniz gerekiyor. Mahkemelerde hangi esas numarasıyla davalarınızın olur ve bu doküman kaynaklarında 14 Nisan için hazırlık yapmış olur. Ben inşallah hayırlı olacağını düşünüyorum. Bizlerden bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Biz arkadaşlarla zaten öteden beri görüştüğümüz, konuştuğumuz, tanıştığımız arkadaşlar biz birlikte meselelerimizi halledeceğimize inanıyorum. Ve şunu samimiyetle söyleyeyim, gurur duydum. Çünkü Konya Türkiye'de hazır olan belediyelik açısından örnek teşkil etmiş bir teşkilata sahip. Biz kapanacak belediyelerle ilgili her şeye hazırlıklıydık. Nüfusu 2000'in altında olan belediyeler zaten yoğun bakımdaydı. Bize aylık 10 milyar para geliyor. 9 tane personelim var. Çok sıkıntılıydım. 3-5 aracımız var. Hepsi bağlı. Ben köyün ismini... Ha şöyle. Bunu hemen...